Biz kanaka zamanda yaşayabız buradalar. Biz galva, gam taşviş, sıkılış, bu narsalar her zaman diyen bu yani. Lekin bizi davrımızı yekeptirip bu narsalar köpeyip tezleşip gitken yok şeydi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhallezine amanu usta'inu bis sabri ve salah. İnnallaha ma'as sabirin. Ey iman keltirgenler, sabır bilen, namaz bilen, menden madad soruyorlar. Albatta Allah sabırlar bilen biriyedir. İnsanda başıga musibet kelganda, korku kelganda, xavotir kelganda, vahima siqilish kelgan paytda nima qiladi? Kimdir mana shu narsadan qutulish uchun ichadi. Kimdir chekadi. Kimdir uxlab oladi. Kimdir boshini qumga tiqib oladi. Mo'min odam nima qiladi? Alloh azza va jalla aytayapti, agar sizlarga mana shunday bir xatarli holat, qo'rquv, xavotir, vahima, siqilishlar keladigan bo'lsa, namozga turinglar. Birodar, agar qalbing toroyib ketsa, ishlaring qiyinlashib ketsa, makr ko'payib ketsa, namozga shoshil, namoz o'qi. Agar kunlaring qorong'olashib ketgan bo'lsa, tunlar o'zgarib ketsa, xavotirdan, qo'rquvdan dunyo ko'zinga keng bo'lib turib ham tor bo'lib ketgan bo'lsa, namozni o'zingga lozim tutgin. Chunki har bitta ishi siz bilan bizga ibrat bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ayni shunday qilar edilar. Qiyinchilikka duchor bo'lib qolsalar, mashaqqatga duch kelib qolsalar, namozga turardilar. Badr kunida chodirda o'tirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qidilar va Robbisiga duo iltijo qilib yolvardi. Alloh taolo Badrda g'alaba berdi. Alloh azza va jalla mingta farishtani tushirdi. Xandaq kunida 10 ming kishilik mushriklarning qo'shini Madinani shimoliga kelib to'xtadi. Musulmonlar sanog'i oz. 3 ming kishi Xandaq kavladi. Xandaqni bitirishiga 10 ming kishilik qo'shin kelib to'xtadi Xandaqni u tomonida. 10 mingdagi 3 mingta. Bu ham yetmagandek Madinani orqa tomonida turgan Banu Qurayza Rasululloh bilan ahdini buzib xiyonat qilishdi. Orqadan ham xavotir bor, oldidan ham xavotir bor. Mana qo'rquv. Mana shu paytda Rasululloh bilan Xandaqni kavlagan 3 mingta odamdan 10 mingtaga qarshi 300 ta odam qoldi. Oldi tomonda katta qo'shin, orqa tomonda Banu Qurayzaning xiyonati, ana xatar, ana qo'rquv, ana xavotir. Holat shunday bir tang ediki, bu holatni Alloh taolo o'zi ta'riflab berdi. Astagfirullah. Wa iz zaghatil absaru va balagatil qulubul hanajira. O'shanda ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan. Ko'z tinyapti qo'rquvdan. Jon tomog'iga bo'g'ziga tiqilib qolgan. Mana shunday bir xatarli o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga shoshildilar. Mana siz bilan bizga har bitta ishni ibrat bo'lgan Rasulullohning qilgan ishi. Biz ham hayotda siqilib, to'yib jonimizdan dunyo ko'zimizga torib ketgan bo'lsa, namozga turishimiz kerak. Ahvoling og'irlashdimi? Ishing taraylashdimi? Namozga shoshil, birodar. Rasulullohga ergash, namozga shoshil. Rasulullohga ko'p salovat ayt. Mana shu narsa qalbingga nur olib keladi. Xursandchilik olib keladi, quvonch olib keladi va mushkulingni hal qiladi Alloh inshaalloh. Boyagi biz aytayotgan boshini qumga tiqib olayotganlar, ichayotganlar, ichdi, muammoni unutdi. Xo'p, masligi tarqadi. Muammo hal bo'lib qoldimi? Turibdimi? Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu usta'inu bis-sabri was-salah. Ey mu'minlar, namoz bilan, sabr bilan, sabr bilan, namoz bilan Allohdan madad so'ranglar. Agar birodar ustimizga xatar kelsa, xafargarchilikka duch kelib qoladigan bo'lsak, namozda rohat olishimiz kerak. Shunda namoz, namoz. Siz bilan bizni nafsimizni, ruhimizni, jonimizni oromi bo'ladi, xotirjamligi bo'ladi. Inshaalloh, g'am tashvishlarni ketishlikdagi eng kuchli bizning qo'limizdagi qurol bu namoz. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror ishdan siqilsalar, biror bir ishdan tashvishga tushsalar, alihna bis salati ya Bilal, ey Bilal, bizni namoz bilan rohatlantiring deradi. Ya'ni azon ayting, takbir ayting, namoz o'qinglar, bir mazza qilaylik deradi. Bizni namoz o'qishligimiz bilan sahobalarning namoz o'qishligining farqi ham shunda-da. Ular namozga xuddi bir dam olishga yoki bir orom olishlikka, sakinat olishga kelgandek kelishar edi. Biz namozga qanaqa kelamiz? Faraz qiling,
Taşkarı soğuk bulup duruyen bulsa, ıssı hanadan çıkıp geledi mi taşkarıya? Yok. Canınız ıssıkta aram oladı. Şimdi çıkıp gitti yapsın mı? Demek içkerde canınızı aramamı yaptı. Namazı taşıp çıkıp gittikken de şunası isimizde dursun biraderler. Namaz Resulullah'ın gözlerinin kuvancı, saadeti ve hursançılığıydı. Eğer biz salaf-ı salihinlerin hayatını bir mutalak ediyen bulsa, yine bana köremiz. Onların aynı Resulullah'ın bana şu yolunu özlerine yolda bilişken. Musibet kese, hatar bosa, itaatkar halları da namazga şaşırışarıdı. Şundan ki onların aklı kuşları özgekel aradı, iradaları tikkelen aradı, himmetleri aslige kayt aradı. Çünkü üstünge musibet geldi mi? Taharat tıkıl, ıhlas bilen namazga tur. Sabır, namaz senin ruhunu tinçlendiradı, kalbinge hatırcanlık yap geledi. Bana salatul havf. Ana şu namaz ham korku havatır bop durgen bende okuladigen namazlardan. Bana hazır ki davranı adamları yakalasak, yani siz bilen bizi yakalasak, adamlardan güdü köpü stres ki uçuragen. Stres ne mi? Düşkünlük, vahime, korku. 21. asırın vabası stres deydi. Psikologlar yan, tabipler yan. Stres hatırcamlıydı, yokluyken. Eğer bir ağız söz bile açık gereği olsa. Sıkılgen, nervinli, asabları tereng, bitti gap kem, ikide gap köp, sarnasıge cahili çıkıp getirdi, sarnasıge atılıp getirdi, özünü kontrol kılamaydı. Bana şu stres. Bağırmı şunarsa, sen yaşayarken şahar kança katta olsa stresin şunca katta. Sen kançalar kişkinara şaharda yaşayarken olsa stresin şunçalar kişkinara. Eğer umman şehirde yaşamazsan, çekke bir kışlağda, bir tağda ki sahrada yaşayken bulsun, bana şu stresin azırak. Öşün için tala dışlayken, tağda koyu bakı yürgenlerde havas kısa buladı. Stres umman yok. Hazır ki adamlar, bana şu özünü içinde toplanıp koyan stresini kanaklı geçerdi. Soval, kanaklı geçerdi. İçerdi. Çekerdi kuruğunu. Narkotikini çekerdi, sigaretini çekerdi, uhuleydi. Şu bilen şu stres geçirdi mi? Yok. Onlar şu kıladigen, şu işleri bilen muammada ünütüşke hareket kılışadı. İçerdi, masip oladı, esten çıkıp oladı. Özüge akep kagen görüşedi, uygansa muamma babaya gidiyor türüptü. Korkuda aldı da, havatırda aldı da, tüya kuş, başını kumge tıkıva gendik, başını kumge tıkış oladı. Onlar işi çünkü o şeydi. Hop. Başını kumge tıkıp aldın, içi aldın, çehi aldın, sayın aldın, bir kapta yattın, içip. Şu bilen müşküle halb oldu mu? Yok. Tüyakış başını şimdi kumdan çıkarsa muamma turup tüpeşenese de. Bana şimdik stres tüfeli, nafsi keserlerge muptala boyan hazırge avlat, bu stresten kurtuluş için, bu müşkülelerden çıkış için namazge, mescidge şaşırış gerek. Şimdi kançası mescidge kelepti bu avlatını? Stres sebepli asabı tüyegen, fiili tarayın bulup gitken, muammaladı köprülükten zerikken ve onlarda kemeşi onlarda köpeği ekkenliğini körüp, ezilip dururken bu adamlarga, bu zamanda adamlarga mescidge, namazga kaçtığı vakti kemedi mi ki? Allahu Ekber dediniz, takbiri tahrime değildi, birinci takbir. Ne demek yani, bilesin ama? Dünyanın hem sözü, işi, fiili, oyu haram de yani. Namazını, takbiri haram kıladı dünyanı, namazını salamı halal kıladı dünyanı. Allah-u Ekber degenizde siz tilinizi, közünüzü, ayaklarınızı, hatta hareketlerinizi dünyaya haram kıldınız ama hayaliniz hala dünya bilen. Üçün için bu namaz bize huzur halavat verme yaptı mı ki? Doğru mu? Allah-u Ekber deyişinizde nimeler keledi hayalinizde? Rabbilerin razı kılış için bana şu adamlar yüzlerini mescid-i tuprağa sürtüşerek bu bilen avalar özünü, nefslerini bana şu tınımsız bulup durken azaptan saklap kaladı. Aks halde tamam buluşadı. Aks halde namazı yıkılıp Allah'dan bir yardım soramasa, bana şu gam taşvişleri, asabları parçalap taşıydı bunlarını. Bu nasıl insanda takat etmiydi? Hayda. Başlar katıp, kalpler bezotalanıp, sıkılıp kalken halette, hatırcamlikini ve asayişlerlikini kalp bilen, huşu bilen okulken namaz beredi. Kalbiz bilen, huşu bilen okuysuz, şu muammalardan kalbiz kurtuladı.
Demek bana şu maşakkatlardan kurtuluşta bitti yolu ne meyken? Namaz eken. Çünkü hamma iş Allah Ta'ala'nın kuluda. Üstünki şu günde berekenim Allah Ta'ala. Kaysada kıyan işlerine mükafat kılıp verdi koşturmak için de. Şimdi apkoyadı yönem şu günde Allah Ta'ala. Allah muamayızı halk ilişki halıgen de sizi yüreğinizi sıkıp durgen, sizi korkutup durgen, sizi şu muamayı tıkıp durgen adam özü muamayı geçimini kötarıp geledi. Eğer talep kılıngen de ibadet tıksak. İnsan huşu bilen okulgen namaz zıbar, ya ki şimdi okup oyen namaz zıbar. İnsan huşu bilen okulgen namaz da topadigen hatırcamlikini başka hiç kayırda topamaydı. Kaytar vatamız, huşu bulan okulgen namazda topadigen hatırcamlikini insan başka hiç yerden topamaydı. Birader, hatırcamlikini, sakinatini, asayişlerini üçte orundan kıdır. Namazda, Kur'an talavatıda, zikirde. Kalbini hatırcam buluşakini üçte orundan iste. Namazda, Kur'an talavatıda, zikirde. Şu üç arasından bittiğinizde de bulasan, sende biz ayetken sakinat, saadet buladı. Kaysanız da daimiz bulan bir gibi bulalıydı. Zikir. Namaz bulan Kur'an'a tohtap oturuş gerek. Ama zikir daim. Zikir daim. Eğer bana şu üç arasından topsan, kursan bunu yaşayır. Eğer topamayan bulsan, halin harap. Eşi yapı kaldığında, sende sakinat bulmaydı. Eşiğin açlık hareket kal. Yani Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'e köp salavat açlık ham müşkülelerini halkıladı, muammalarını geçirdi. Braderler, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'e Übey ibn Ka'b aytdi, ya Resulullah, kıladığın dualarımı kançası sizge salavat bulsun? Kança köp bulsun şunca yaş. Üçten biri bulsun mu sizge salavat? Kança köp bulsun şunca yaş. Yarımı bulsun mu? Kıladığın dualarım hamması salavat koruyor mu? Ya yarımını mı? Kança bulsun özünge yaşı. Onda bulsa, hamma dualarımı sizge salavatka elantırıp koyamayın da yanında Peygamberimiz aittiler. Onda bulsa, günahların mağfiret buluşu, gamini keçişige sebep buladı. Kifaya kıladı dediler. Tüm me salavat ayıp göreyim de, kalbi ziyaç neydi? Başka bir asakallar dükü arasılar da, yüzü de nuru var. Onlaki ilimliyemez köpem. Ce onlaki düşenbe peşenbe rozu tutur muydu? Hamma katarı. Lekin kalesin daim zikirde yürüyordu tülü. Ana şu zikir nur beradi insonning yuziga. Hayotiga osudalik beradi, sakinat beradi. Zikir. Birodarlar, qaytaylik namozga, zikirga, Allohning ibodatiga. O'zi biz istab topolmayotgan, qo'limizga bir to'lmayotgan dunyoni ham Alloh taolo to'ldirib qo'yadi. Biz boshqa kranlarga pelamizni tutib yuribmiz-da. Boshqa hovuzlarda suv olamiz deb paqirimizni ko'tarib yuribmiz. Tahajjud namozi. Tunni bir qismini uyg'oq o'tkazishing, birodar, yuragingni xotirjam qiladi, qalbingga sakinat olib keladi. Tunni bir qismida turib, qiyomul layl tahajjud namozini o'qishlik insonning qalbini xotirjam qiladi, unga sakinat olib keladi. Payg'ambarimiz aytadilar, agar banda tunda uyg'onib, Allohni eslasa, so'ngra tahorat qilib, namoz o'qisa, o'zi tetik va qalbi xotirjam bo'ladi. O'zi tetik degani sog'lom bo'ladi jasadi, qalbi xotirjam bo'ladi degani. Kim? Qiyomul layl namazını okuyor adam. Pırıçıyorum bu. Geç kurup durup uykudan kalıp namaz okusa şuna buladı mı? Seninki bu miydi indi? Çünkü sen işemme yapsam Resulullah'ın vadası ki seninki bu miydi indi? Kânû qalîlen minel layli mâ yahcaûn. Allah muhtiyed özünü salih bandalarını. Ular keçeden az yine fırsat yine köz yumar ediler. Ve minel layli fetehaccet bihi nafileten lak. Keçeni bir kısmı da uyanıp özünüz için nafil ibadet bölgen namazını okuyun. Bu işler bekar gelmez. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem vahiyini alıp gelip davetini evveli de ye eyyuhal muzzammil kumil leyle ayetini illa kalilesi düşmegen. Ey kimlerge uğralgen zat kumil leyle tünnü kayım kılın. Bir yıldan keyin illa kalile degen kısmı düştü. Ungacha musulmonlar bir yil kechasi uxlamasdan namoz o'qishdi. İlla qolila keyin tushdi. Ya'ni tunni bir qismida uxlamasdan namoz o'qing, bir qismida uxlang degan bo'ladi. Ammo avvalgi illa qolila bir yildan keyin tushdi. Chunki musulmonlarga xavotir, musulmonlarga qo'rquv, xavf Makka da holat qiyin bo'lganda qiyomul layl bilan musulmonlarning nafslari orom oldi.
qiyomlar bilan joni orom oldi. Tushunyapsizlar birodarlar? Nima uchun bizning qalbimizda urg'a sakinat, xotirjamlik yo'q? Nimaga dollar o'ynab ketsa kursi qaltirab ketyapmiz, adamani qo'rib tursa vahima olib ketyapmiz? Nimaga yo'q bizda shu quvvat? Agar aqllarni ishlatsak birodarlar, namoz bizga berilgan katta ne'mat ekanligini tushunib yetamiz. Kunda o'qiydigan 5 mahal namozimiz gunohlarimizga kafolatligini tushunamiz. 5 mahal o'qiydigan namozimiz Rabbimizning huzurida bizni darajamizni ko'taradigan vosita ekanligini tushunamiz. Yana bu namoz g'amlarimizning muolajasi ekan, dardlarimizning davosi ekan. Shuni bilamizmi? Namoz bizi qalblarimizni ishonishga, nafslarimizni rozilikka to'ldiradi. Mana endi namozdan, masjiddan uzoq yurgan ona odamlar bitta g'amdan chiqsa ikkinchisiga albatta tushadi. Bitta taynidan chiqsa ikkinchisiga kirishadi. Biridan ikkinchisiga ko'chib yuraveradi. Alloh taolo nima dedi ularni? Astagfirullah, fata'san lahum va adolla a'malahum. Bas ularga halokat bo'lur va Alloh ularning qilgan amallarini zoya qilur. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innalloha ma'as-sabirin. Ey iymon keltirganlar, Allohdan madad talab qilinglar. Nima bilan? Sabr bilan, namoz bilan. Birodar, boshingga mushkula kelsa, ustingga xavf kelsa, yuraging siqilsa, stress bo'lsang, tezda namozga shoshil. Namozga tur, Robbingdan sabr bilan yordam so'ra, albatta Alloh taolo sabrlar bilan birgadir. Saodatning 21-chi sababi namozga shoshil, namozga shoshil. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.